Evliya Çelebi ile zaman içinde başlayan yolculuğumuzun sondan bir önceki bölümünde 9. kitabındayız. Ve Çelebi'nin menzili bu kere hac farizasını yerine getirmek üzere Müslümanlarca kutsal mekanlar olduğuna inanılan Mekke ve Medine şehirleri. ...1082 Muharrem'inin 12. günü Aşura günü idi diye başlıyor Çelebi anlatımına ve şöyle sürdürüyor. Asitane-i Saadet'ten uğurlu saatte Allah'ın farz ettiği hac ibadetini yerine getirmek için Üsküdar'dan Mekke-i Mükerreme'ye gittiğimiz menzilleri, köyleri, kasabaları ve büyük şehirleri ve eserleri bütün halleriyle bildirir. Sonunda bütün araç gereçlerimizi hazır edip 8 kölemiz, 3 can dostumuz, yoldaşımız ve 15 küheylan atımız ile bu hakir, kusurlu, fakir kara ve denizler gezgini bir gün gemiye binip geminin yelkenlerini açıp derya üzere Seyahatnameden Uşak şehrinin Germiyanoğlu Şah İshak yapısı olduğunu, Yıldırman tarafından fethedildiğini ve Kütahya sancağı toprağında Gevherhan Sultan Hasrı olduğunu öğreniyoruz. Evliya Çelebi şu bilgileri de not etmiş. 300 akçe payesiyle şerif kazadır. Nahiyesi 80 parça köydür. Kütahya Paşası bu şehre müdahale edemez. Her türlü vergiden muaf Sultan Hasrı'dır. Evliya Çelebi'nin Şah İshak Kalesi olarak anlattığı Uşak ilimizde görkemli bir geleneğin, cirit oyunu geleneğinin yüzyıllardır sürdürüldüğü Ovademirler Köyü'ndeyiz. Ve İzmir'den Urla şehrine, deryadan batı tarafına 30 mildir. Lakin İzmir Körfezi ağzında Karaburun kazası tarafında dağlar eteğine güneye 7 mil daha küçük körfezcik vardır. Onun sonunda Urla iskelesidir. Ama Urla bir saat dağlar içindedir. Oradan Sancak Kalesi'ni seyredip atlarımıza binip deniz kıyısıyla düz kumsal yerler ile 4 saat batıya ve 1 saat kıbleye bir kayalı dere betimleyelim. Herodot'un belirlediği 12 İyon yerleşimlerinden biri olan Klozomenai kalıntılarının bulunduğu Urla İskele Mahallesi'ndeki Limantepe Höyüğü'nün M.Ö. 4000'lere kadar tarihlenebilen bir yerleşim merkezi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Buluntuların en önemlilerinden biri Kent Limanı olup Ege Denizi'nin bilinen en eski limanı olduğu söylenmektedir. Ayrıca antik Klozomenai kenti de liman bölgesinde bulunmaktadır.
Urla şehri kayalı ve sarp iniş yokuş, dereli ve tepeli, bağlı ve bahçeli, baştan başa toprak örtülü 3000 kergir taş bina, kale gibi ve kule gibi mükellef ve mamur evlerdir diye tasvir etmiş Evliya Çelebi ve eklemiş. Tamamı 11 mahalledir ve 40 mihraptır. Lakin her mahalle birbirinden uzak dağlarda ve tepelerin topraklık yerlerindedir diye anlatmış. Bütün dağ, bayır, ırak ve yakını bahçe ve bağlardır ki bu şehri bağlar süslemiştir. Ağaçlarının çoğu zeytin ağacıdır. Bu şehrin yiyecek ve içeceklerinin övleni, zeytini, zeytinyağı ve üzümü meşhurdur. Mahsullerinden sabunu, Halep'in İdlib sabunundan ve Kudüs'ün Trablus sabunundan çoktur ki cihanı tutmuştur. Zira bu şehir içinde 70 adet sabun işliği vardır ve 240 zeytinyağı değirmenleri vardır. Bu şehirde yetişen zeytin ve zeytinyağı Edremit şehrinde ve Karaburun kazasında olmaz. Zira dağ taşı zeytin ormanından insan geçemez. Ege bölgemizin bu şirin ilçesindeki zeytincilik antik dönemlerde de oldukça önemli. Urla'da Çelebi'nin deyişiyle bir antik dönem zeytinyağı değirmenindeyiz. Evliya Çelebi'nin izinde seyahatimi sürerken seyyahımızdan yüzlerce hatta binlerce yıl öncesinden günümüze miras kalmış bir yapının önündeyiz. 1992 yılında kazımına başlanmış, 2004 yılında bitirilmiş ve 2005 yılında rekonstrüksiyonu bitirilerek tarihe saygı ve yerel koruma ödülünü almış bir yapı. Klozomenya zeytinyağı eşliğindeyiz. Büyük emeklerle aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilen zeytinyağı eşliğinde zeytinyağının geleneksel üretimini yeniden görmek, hayal edebilmek mümkün. Kısaca anlatmak gerekirse, zeytin ezme çukuruna zeytinler doldurulur. Yapılan denemelerde yaklaşık 200 kilo zeytinin 25-30 dakikada hamur haline geldiği görülmüştür. Hamur haline gelen zeytinler işte bu çuvallara doldurulup pres makinesinin altına yerleştiriliyor. Ardından ezme kütükleri, pres kütükleri bocurgat denilen işte bu makara vasıtasıyla yukarı kaldırılıyor ve yaklaşık 6,5 tonluk bir presle zeytin kara suyuyla birlikte işte bu çukurlara aktarılıyor. Bu çukurlarda zeytinyağı ve kara su birbirinden ayrılarak kabaktan yapılmış bu kepçelerle zeytinyağı yerlerinden çıkarılıyor ve depolanıyor. Çelebi daha sonra Kuşadası, Söke, Birgi, Nazilli, Muğla, Fethiye, Elmalı, Antalya, Mut, Tarsus ve Maraş'ı ziyaret ederek vilayet valisi Nişancı Osman Paşa ile vedalaşıp ve yoldaşlar alıp kıble tarafına 4 saat giderek Elmalı köyü, bir yüksek dağın yamacında bağlı bahçeli, ab-ı hayat sulu ve 50 evli Müslüman köyüdür. Orada konuk olup sabahleyin doğu tarafına dağlar ve ormanlı yollar içinde 12 saat. Evliya Çelebi'nin üzümünden övgüyle söz ettiği Besni ile yolumuz Bağbozumunda kesişti. Suyu ve havası yaylak olduğundan gayet hoştur. Bağ ve bahçesi cihanı tutmuştur, üzümü meşhurdur. Mahbub ve mahbubesi gayet beğenilir. Halkı Türkmen olup garip dostlarıdır. Evliya Çelebi'nin günümüzden 350-400 yıl önce söyledikleri bugün de geçerliliğini koruyor. Evliya Çelebi'nin izinde Besni'deyiz. Çelebi'nin sözünü ettiği Besni'nin kerpiç yapılı evleri yarım asır kadar önce uğradığı su baskınına direnemedi ve bir anlamda yok oldu. Birkaç minare, hamam kalıntısı ve kale duvarları ise
Çelebi'nin anlattıklarını kanıtlayabilmek adına hala sürdürüyorlar zamana karşı gururlu direnişlerini. Tarihçiler bu kalenin şeklini bir tülemiş Doğan Göğsü'ne benzetip sevimli bir kale olduğundan Sadrıbaz yani Doğan Göğsü Kalesi demişler. Maraş toprağında 300 payesiyle şirin kasabadır ve 3 nahiyedir. Kalesi ve şehri Tohtamış Dağı eteğinde bir derelik yerde mamur bir şehir ve bir yüksek tepe üzere 5 köşeli şeddadi yapı bir eski kaledir. Çepeçevre büyüklüğü 2070 adımdır. Dizdarı, 40 neferi, kethüdayeri ve serdarı vardır. Kalesi Yalçınkaya üzere olmakla gayet sağlamdır. Ancak bazı yerleri tamir ve bakıma muhtaçtır. Seyyahımızın da bahsettiği meşhur Besni üzümünden bastık, kesme, sucuk ve muska gibi daha nice lezzetler yapılıyor. İşte bu lezzetlerin yapıldığı yerlerin birinde, Komagene Krallığı'nın dini merkezinde Besni ilçesinin Üç Göz beldesinde eski adıyla Sofraz'dayız. Oradan yine kıbleye, dağlar taşlar ve bağlı bahçeli mamur köyler geçerek 6 saat ana yol gidip Şirin Kale, yeryüzünün gelini, Ayn Tap şehrinin özellikleri. Evliya Çelebi coğrafyasında zengin mutfak kültürüyle dünya genelinde önemli bir yere sahip olan Gaziantep mutfağının son derece lezzetli yemeklerine ve ünlü baklavasına konuk oluyoruz. Şefaat dileyeceği yerde seyahat dileyen Evliya Çelebi'nin izinde geldiğimiz Gaziantep'te biz de seyahat dilerken ziyafetle karşılaştık. Efendim konuşmak, anlatmak elbette benim işim ama bu Gaziantep mutfağını anlatmaya benim dilim kısa kalır. Onun için dilerseniz Doğa Şefimizden dinleyelim bu lezzetlerin sırlarını ve isimlerini. İbrahim Bey, öncelikle hoş geldiniz Gaziantep'e. Şimdi bu önümüzde duran bizim yöresel bir kebabımız Gaziantep'e ait simit kebabı. Simit kebabı dediğimiz yani bulgurun daha küçük çekilmiş haline biz simit diyoruz Gaziantep'te. Bu kıymanın içinde de yani normal bildiğimiz işte kıyma kebabının içinde simit ekleyerek yapılıyor bu kebap. Yani bulgurun ismi simit. Yani bulgurun küçük çekilmiş hali. Anladım. Simit. Şu önünüzde duran Gaziantep'in geleneksel yemeği yuvalama. Gaziantep'in gerçekten çok meşakkatli bir yemeği duru. Çünkü teker teker bu yuvalanarak yapılır. Şurada duran yine ekşili ufak köfte dediğimiz bir yemek. Ekşili ufak köfte. Ufak köfte. Arkasındaki hemen yoğurtlu gördüğünüz meze Arap köfte. Arap köftesi evet, o da. Arap ben bunu merak ediyorum yalnız. Bunda ne vardı? Bu mezede ne vardı? Fıstık filizi dediğimiz bir meze. Bunun Antep fıstığının filizleriyle yapıyoruz biz. Antep fıstığının kendi filizleriyle. Evet, sadece buraya mahsus bir şey bu. Gaziantep'te başka yerde bulamazsınız. Bu bizim biraz... Yağ olarak ne kullanıyorsunuz? Zeytinyağı. Zeytinyağlı. Tabii zeytinyağı. Gaziantep'te tabii ön planda zeytinyağı da vardır. Tabii şurada yine dolmalarımız var, kuruluktan yapılmış. Orada bir de humusu görüyorum ben. Onun diğer mutfaklardan farkı var mıdır Gaziantep mutfağında? Yani humus dediğimiz zaten bu coğrafyaya ait bir meze. Yani işte Antep'te, Antakya'da. Halep'te, Antakya'da. Yani bu coğrafyanın, zaten şurada gördüğünüz mezelerin çoğu bu coğrafyanın mezeleridir. Evet. Yani zaten bu coğrafyada yaşayan insanlar bir şekilde kültür olarak birbirlerinden fazlasıyla alışveriş yapmışlar, etkilenmişler.
Zeugma. Günümüzden 2400 yıl kadar önce Büyük İskender'in generallerinden Selevkos tarafından Fırat Nehri'nin kıyısına kurulmuş bir antik şehir. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında yapılan baraj nedeniyle su altında kalan villalardan çıkartılan mozaikler günümüzde Gaziantep Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Seyyahımız bu topraklara ayak bastığında toprağın altından gün yüzüne çıkarılmayı bekleyenlerden bir haberdi. Gaziantep'e gelip de harika bir müzecilik anlayışıyla ziyareti sunulan bu muhteşem tarihi mirası görmeden dönmek olmaz. Akraba Köyü, Yağmuk Köyü, Savi Köyü hepsi Nablus nahiyesi köyleridir. Bunları 6 saatte geçip Akabül Han gayet sarp ve taşlık geçittir. Onu geçip Kudüs-i Şerif sınırına girip eski kale, ilk kıble, Beyt-i Mukaddes'in özellikleri. Yunanca'da İlya vilayeti derler. Süryaniler Makdine derler. İbri dilinde Has derler. Arapça'da Beyt-i Mukaddes ve Kudüs derler. 124 bin peygamberin yuvalarıdır. Tufandan önce ve sonra insanoğlunun kıblesiydi. Cenab-ı Bari'den Cibril-i Emin vasıtasıyla Bakara ayeti gelip kıble Kudüs'ten Mekke'ye çevrildi. Oruç da bu arada farz oldu. Seyyahımızın 1671 yılında Kütahya ile başlayan Manisa, İzmir, Antalya, Karaman, Adana, Halep ve Şam'la devam eden haç yolculuğunun önemli bir durağında. Evliya Çelebi'nin izinde Kudüs'teyiz. Bütün tarih kitaplarında bu zemine Arz-ı Filistin derler. Cenab-ı İzzet açıkça ve yücelterek 42 yerde övmüştür. O yüzden bütün milletler bu Kudüs'e malik olayım diye nice yüz kere kuşatmalar göre göre kalesi harap idi. Ta ki Selim Han oğlu Sultan Süleyman zamanında 12 sancak ile Lala Mustafa Paşa yeniden büyük bir kale yapılmasına memur olup taştan sağlam bir kale yapmıştır ki övgüsünde dil kısa kalır. Hazreti İsa peygamberin burada Kudüs'ün çok yakınlarındaki Beytüllehim'de şu anda içinde bulunduğumuz Doğuş Kilisesi'nde dünyaya gelmesi, öğretisini bu coğrafyada gerçekleştirmesi ve Romalılar tarafından Kudüs'te çarmıha gerilmesi, Hristiyanlar için bu toprakları bir kat daha kutsal kılıyor. İsa peygamberin Romalılar tarafından sırtında tahta haçla yürütüldüğü bu yola Via Dolorosa ya da
Çile Yolu denilmekte. Bu yolun sonunda ise Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yerde günümüzde Kutsal Haç Kilisesi yer alıyor. Bu şehir içinde 7 kilise vardır. İkisi Yahudilerin, ikisi Ermenilerin ve üçü Rumların. Bunlardan Rumlara ait olan Kumame Kilisesi Hazreti İsa asrında Hristiyanların Kabe'leridir. Hala her sene Kızıl Yumurta bayramlarında 5-10 bin kafir burada toplanır. Evliya Çelebi'nin bahsettiği bu Kızıl Yumurta günlerinde toplanan gayrimüslimlerin olası ayaklanmalarına karşı Osmanlı askerinin hazır olarak beklediğini belirtiyor. Zahra-i Şerif'i Abdülmelik bin Mervan'ın yaptığını belirten Evliya Çelebi şöyle devam ediyor. Sonra nice sultanlar eski kıble olduğundan nice acayip eserler eklemişlerdir. Evvela Zahra-i Şerif'in avlusu bir beyaz mermer döşeli bir alandır. Yedi yerde ikişer kemerli kapılardır. Ama kapılarının kanatları yoktur. 18 ayak taş merdiven ile Sahra-i Şerif avlusuna çıkılır. Bu avlunun dört tarafından böyle merdivenler ile çıkınca bu avlu zeminden 7 Mekke arşını yüksektedir. Sanki Sahratullah Mescidi avlusunun ortasında bir yüksek köşk gibi beyaz vadi ortasında Sahratullah'tır. Hazreti Peygamber Sahratullah altındaki mağarada namaz kılıp el yüze sürünce derhal Cibril-i Emin Cenab-ı Hak emriyle gelip "Ey Muhammed, Allah sana selam eyledi ve Firdevs uçmağından uçkun bir Burak gönderdi. Binip gelsin ve benim cennetimi görsün ve benim cemalimi vasıtasız müşahede etsin" diye emir eyledi deyince Hazreti Risalet Hak emrine uyarak Sahratullah altındaki mağaradan çıkıp Sahratullah üzere iki rekat namaz kıldı. Mübarek başlarının ve dizlerinin sahraya tesir ettiği yerler hala bellidir derler ama ziyaret etmeye komazlar diyor Evliya Çelebi. İşte seyyahımız mübarek Miraç gecesini böyle anlatıyor. Hazreti Ömer Mescidi 20 basamak taş merdiven ile çıkılır, küçük bir mescittir. Doğu tarafındaki odaların duvarları bu Kumame Kilisesi üzerine yaslanmıştır. Mescitte 5 vakit namaz kılınırken Kumame içindeki keferelerin İncil okudukları ve Erganun çaldıkları duyulur.
İshak, Yakov, David, Şlomo, Moşe, Aaron, Arambam, Amachal, Adonina, Arashash, Achida, Orchayim HaKadosh, Baba Sali, Rabbi Nachman Breslev, Rabbi Lubavitch, Rabbi Kaduri, Rabbi Meir Bananes. Davut peygamberin Musa peygamberden kalan ahit sandığını Kudüs'e getirmesi ve Davut peygamberden sonra Yahudilerin kralı ve aynı zamanda peygamberi olan Süleyman peygamberin ilk tapınağı yine bu şehre yapması Kudüs'ü Yahudiler için kutsal bir konuma getirmektedir. Beytül Makdis adıyla bilinen Süleyman peygamber tapınağından geriye kalan tek duvar günümüzde Musa peygambere inananlar için kutsal sayılan ve ağlama duvarı olarak bilinen işte bu duvardır. Evliya Çelebi gayet yayla yerdir. Dağlarına kar yağar. Mahsulleri bol, büyük bir memlekettir. Ve hesapsız çeşitte insanlarla dolu büyük bir şehirdir. Allah seni belalardan korusun diye bitiriyor Kudüs üzerine söylediklerini. Ve bir sonraki menzilini de şöyle anlatıyor. Ziyaretten sonra sancak beyinden 26 kılavuz alıp Halilur Rahman'a gittiğimiz menzilleri bildirir. Evvela Kudüs'ün Halil kapısından çıkıp kıble tarafında Buk'a sarkarsı. Hala 43 bin vardır. Evliya Çelebi ile zaman içinde başladığımız yolculuğumuz sürüyor. Belgeselimizin son bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.